Santiago, trae tus cosas. Pronto. Pronto. No llores. ¡Prisa! ¡Eso! Espera, vámonos. Santiago, ¿qué carajo haces? Sube todo a la troca. Ahorita mismo. ¿Dónde has estado? Chateando. Ya nos llevan con un gol. ¿Además o no? Me invitas al baby shower, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? No quiero que nadie se lastime. Sin espinilleras no puedo jugar. ¡Para afuera! ¡Párate! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¿Y ahora? ¿Espinilleras? Cálmala, cálmala. Despacito, despacito, hombre. ¡Déjalo! ¡La banda derecha! De a cambiar las llantas. Tengo que hacer. Tengo que bajar el tren. ¿Qué me haces venir hasta acá? Merhaba. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien?
Ah, 4-2 kazandık. 2 gol birden attım. 3.'yü de atmalıydım. Ama yapamadım. En español. Ganamos. ¿Qué hace mi papá, eh? Pues quiere comprarse una camioneta propia. ¿Para qué? Pues para que puedan trabajar independientes. Muñiz e hijo. ¿Te parece? ¿Es lo que quiere para nosotros? Bir B planı hep vardır. Hangi planmış evlat? Amerikan rüyası. Bizim için iyi olur. ¿Qué pasó? Quiere demasiado. Çok kötü. Bir şeyler yemelisin. Hey! Ya patron, 6 aydan beri bu kısımdayım. Neden garson olamıyorum? Burası bir Çin lokantası. Ve sen Çinli değilsin. Ne fark eder? Burası Amerika. Sen Amerikalısın, ben de Amerikalıyım. Yeşil kartın var mı? Olsaydı garson yapacak mıydı? Hayır. Sen Çinli değilsin. Susun! Tommy, pozisyonunu koru. Tanrı aşkına Tommy, sağ kanatta olman lazımdı. Bu kupa finali değil, o daha 7 yaşında. Bu oyunun yaşı yoktur Val. Açıkçası Tom'un futbolu sevdiğini sanmıyorum. Çünkü o... Ah. Bu gol... Bak. Devam et Tom. Teşekkür ederim. A Santiago, a Santiago. Vámonos, pásala, pásala. Échala. İyi bir oyuncu. Evet, öyledir. Bunu ona sen mi öğrettin? Ona Tanrı. Bir eksiği var. Dengesi tamamen yanlış. Sahaya tam hakim değil. Bacaklarını yeterince kaldırmıyor. Diğer takımlar da böyle düşünüyor. Sonra gol oldu. Bien hecho, Santiago. İyi oynadın delikanlı. Profesyonel takımlarda oynadın mı? Bunun için üniversite eğitimi lazım ve hiçbirimiz üniversiteye gitmedik. Bir sonraki maçın ne zaman? Cumartesi. Bugün uçakla gelecek olan çok yakın bir arkadaşım var. Seni görmesini istiyorum. Kendisi spor menajeridir. Ciddiyim. Sanırım buna değersin. Dinle. Kusura bakma ama çalışmam gerek. Eskiden ben de oynardım. Gerçekten mi? Nerede? İngiltere'de. Yeni yetenekler bulurdum. Neden bahsettiğimi biliyorum. İngiltere. Adın ne oğlum? Santiago Muniz. Glenn Foy. Santiago! Apúrate! Cumartesi görüşürüz Santiago. Estrellas de cine tienen agentes. ¿Qué vas a hacer tú con un agente? ¿Sabes una cosa? Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. No entiendes, ¿verdad? Hay dos clases de personas en este mundo, mano. Las que viven en mansiones y personas como nosotros, que le cortamos el zacate, le lavamos los carros. No sé si puedo llegar a ser jugador profesional. ¿Qué estás hablando? Juegas en un parque con un montón de güeyes que trabajan lavando carros. Bilmiyorum dostum. Bu adamla tanıştım ve her şey değişebilir.
Y esto. Yo sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. Para better. Compramos una troca y montamos nuestro propio negocio. Lo demás son pendejadas. Otra cerveza. Pinche chaval. Güzel bir hamleydi. Adres sorma hep işe yarar. Demek istediğim, Barrio'dan gelmiş genç bir Meksikalı oyuncu. Beni çok şaşırttığını söylemeliyim. Bilirsin ben kolay şaşırmam. Sana son önerdiğim çocuk Jeremiah Defoe'ydu. Bundan bahsetmemeyi yeğlerim Gren. Çocuk bu cumartesi oynayacak bir otopark sahasında. Tamam, bana tam olarak yerini söylersen mutlaka gelip göz atarım, tamam mı? Bunu duymak güzel. Aa, evet. Baksana neden kendine bir iyilik yapıp elle yenen şu yemeklerden söylemiyorsun? İngiltere'de şasimi yapmasını bilmiyorlar, öyle değil mi? Sonra görüşürüz. Evet dostum. Biraz şasimi alır mısın? Hayır, Los Angeles'tayım. Telefonu versene. Sağ ol tatlım. Evet Glenn. Glenn dostum. Bak kas kafalı değilim. Randevuyu unutmadım. Sabahtan beri iş toplantısındayım dostum. Sabahtan beri buradayım. Evet beni dinle dostum ha. Bir iyilik yap tamam mı? Lütfen bana şu çocuğun bir kasetini gönder. Glenn. Budala. Santiago, iyi oynadın oğlum. Kutlarım. Teşekkür ederim. Bu benim küçük kardeşim. Merhaba, nasılsın? Ve bu da büyük anne. Bu benim kızım Val. Merhaba. Siz menajer misiniz? Hayır. O beni menajerle tanıştıracak olan kişi. Ama gelmedi. Ne yazık ki... bilirsin, biraz meşgul. Tamam. Bir sonraki maça gelin. Hayır. Mı? Sanırım gelemez. Kendisi yarın İngiltere'ye dönüyor. Ben de öyle. Şu işe bak. Belki de ya babam haklıymış. Hayallerin varsa seni kullanırlar. Yine de teşekkür ederim. Alo. Kimsiniz? Adım Glenn Foy. Glenn Foy. Sizi tanıyor muyum Bay Foy? Sizin döneminizdeki ilk yetenek avcılarından biriydim. Aslında yeni bir sistem getirdiğinizde beni kovmuştunuz. Sizi bu yüzden suçlamıyorum. Sahi mi? Peki neden sabahın 3:30'da beni arıyorsun? Affedersiniz. Kaliforniya'dayım. Burada genç bir oyuncu gördüm ve... Olağanüstü yetenekli bir genç.
Kimin için oynuyor? Sadece semt takımlarından birinde oynuyor ama asıl sorun yarın eve dönüyor olmam ve bir şey için söz vermenizi istiyorum. Eğer sizin yanınıza kadar gelirse onu görür müsünüz? Bunun için söz vermemi istiyorsun ha? Evet. Ona bir şans tanıyayım. Tek istediğim bu. Eğer evet dersem yeniden uyuyabilecek miyim? Evet, Bay Dornhelm. O zaman evet, Bay Foy. Santiago. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Burada ne arıyorsun? Koç seni burada bulabileceğimi söyledi. ¿Quién es este? El señor inglés que me vio jugar fútbol. Eğer İngiltere'ye gelebilirsen Newcastle United seni deneyecek. Newcastle United mi? Büyük kulüptür. Çok büyük kulüptür. ¿Qué tonterías son esas? ¿De verdad crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? İyi olmadığımı düşünüyor. Neden kafasını bunlarla dolduruyorsun? Tanrı aşkına kendini ne sanıyorsun? Ve sen neden artık yere basmıyorsun? Gökyüzünde dolaşmadan iyidir. Bu kadar. Hadi. Gidelim. Ondan büyük bir şey istiyorsunuz. Yani sadece sizin sözünüzle dünyanın öbür ucuna gitmesini istiyorsunuz. Teknik direktör bana söz verdi ve onu deneyecek. Gerisi ona kalmış. Gözlerimin içine bakın ve bu soruma cevap verin. Büyük anne. Santiago bir profesyonel olabilir mi? Olabileceğine inanıyorum. Baba. Gitmemiz gerek. Trafik yoğun. Uçağını kaçıracaksın. İşte bu kartım, numaralarım üstünde. Bunu biraz düşün ve beni ara. Tanıştığımıza sevindim. Seni görmek güzeldi. Yeterince var mı? Nasıl yani? Paranı botunda sakladığını herkes biliyor. Peki gidecek misin? Büyük annem gitmemi söylüyor. Babam ne düşünüyor? Henüz ona sormadım. Ne kadar eksiğin var? Şu an için... $400 eksiğim var. Hadi şimdi uyu. Nasıl yapabildin baba? Pagué 4.500 por la troca. Tomé prestado 1.200 tuyos. Pero te doy la mitad del negocio. Es buen trato. Le robaste el dinero. No te metas, mamá. Her şeyi biliyordun. İki hafta sonra para tamamdı. Ne için? Aptalca bir düşük kovalamak için mi? İngiltere'de profesyonelce futbol oynamak mı? Hadi. Bu çok saçma. Ve başaramadığında pasaportun olmadan nasıl döneceksin? Bir tek şansım var. Ve sen bana bunu deneme mi diyorsun yani?
Benim asıl görevim aileme bakmak. Meksika'da inşaatlarda çalıştım. Ve geceleri kerhane temizledim. Ama bizi Amerika'ya getirecek parayı topladım. Ve annen aramızdan ayrıldığında, yani bizi terk ettiğinde bu aileyi bir arada tuttun. Annemi bu işe karıştırma baba. Bu evi tutacak parayı buldum. Ve şimdi kendi işimiz var. İşler bu şekilde yoluna girer. Bir insanın hayatı bu şekilde düzelir. Bu senin hayatın. Benim değil. Bayanlar, baylar. Bu kulübümüz için çok iyi bir gün. Gavin çok yetenekli bir oyuncu. Ve onu kulübümüze transfer ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz arkadaşlar. Ve şimdi bunu takdim etmek istiyorum. Bu formayı. Lig şampiyonu bir takımın teknik direktörü olarak Erik, sezonun geri kalanı ile ilgili hedeflerin nedir? Evet, ilk dört arasına girip Avrupa kupalarına katılmak. Sanırım bizim gibi bir kulüp için bu çok önemli. Bunu yapmak için önümüzdeki maçlardan galibiyetle ayrılmanız gerekecek. Bakın, kulübün son günlerde bazı sorunları var ama şimdi ben varım. Ve ben buraya para ya da şöhret için de gelmedim. Ben maçları kazanmak istiyorum. Yani galibiyet bizim için sorun olmamalı. Ha patron? ¿Dónde está tu padre? Se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta. Bien. No necesito oír esto. Boleto de tren para Santiago. Boleto de camión para la Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Sí. No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. Eres ilegal. Este es tu pasaje. Está fechado para dentro de una semana. Kermit, ¿cómo le hiciste para pagar esto? Bueno, he trabajado toda mi vida. Tengo mis ahorros. ¿Qué vendiste? ¿Qué empeñaste? Cosas viejas del pasado. Şimdi odan bana mı kalacak? Buraya gel. Ev ödevlerine kim yardım edecek? Ben yokken derste çalışmazsın. Çalışacağım. Gitmeden önce bir duş al. Berbat kokuyorsun. Bu akşam mı gideceğim? Tabii. Baban eve dönmeden önce. Dinle. Annen bu evden çıkıp gittiği zaman düşlerinizi gerçekleştirmeniz için elimden gelen yardımı yapacağıma söz vermiştim. Bu şansı hak ediyorsun Santiago. Bunu kullan. Ziyaret sebebiniz? Ne dediniz? İş mi, eğlence mi? İş için.
Bakın ben futbol oynarım. Futbol. Ya da umuyorum. Newcastle United'ta. Bir dakika. Bu genç adam sizin takımda oynamak istiyor Bay Anderson. Newcastle'da mı? Evet efendim. Bu sezon herkesin yardımı gerekecek. Glenn, telefon. Her zaman gidiyorum bak. Alo. Kim? Santiago. İngiltere'de misin? Nerede? Londra'da bir yerde. Glenn. Newcastle'a nasıl gideceğim? Nasıl gidiyor? Neden beni Los Angeles'tan aramadın? Geleceğine haber verirdin. Bir sorun mu var Kule? Hayır, sorun yok. Sadece beni hazırlıksız yakaladın, hepsi bu. Sana bir yer bulana kadar bende kalırsın. Tamam. Tüne hoş geldin. O nedir? Jordi'lerin yaşadığı yer. Peki Jordi ne? Tüne yaşayanların genel adı. Öğreneceğin çok şey var delikanlı. Yani tüm Looney Tunes gibi bir şey mi? Yani Bugs Bunny. Teşekkür ederim. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Evet. Bazen kızım da uğruyor. Bir karın var mı? Karım 2 yıl önce öldü kanserden. Üzüldüm. Büyük annem. O bunu sana gönderdi. Bu çocukluğundan beri ondaydı. Koyu Katolik olduğum söylenemez. İyi bir insan olduğunu düşünüyor. Santiago, yemeğin hazır. Santiago?
futbol işinde olduğunu sanıyordum. Artık değil. Futbolu bıraktım ve ardından araba işine girdim. Tamir mi ediyorsun? Tamir, restorasyon. Bak, kulüp saat 10'a kadar açık değil ve neden biz bir şeyler hazırlamıyoruz? Kahvaltı türü bir şeyler. Evet. Peki hiç paran var mı? Hayır. Yani sorun değil. Hayır, alamam, hayır. Dert etme. Al hadi. Sağdan dön. Bu sefer. Bazı oyuncuların Gavin'le sorunları olduğunu duydum. Lütfen ona bakmayın. Evet. 5 yılda 3 kulüp bir şeyler anlatıyordur. Bence içeride daha iyi oynuyor. Formda olduğunda iyi işler çıkarıyor. Bu kadar sohbet yeter. Sen neye bakıyorsun? Affedersiniz ama maç konuşuyorsunuz değil mi? Hayır. Futbol? Evet. Evet. Evet, burada hep futbol konuşulur. Sen nerelisin evde? Los Angeles. Evet. Charlie Sterling'u tanıyor musun? Çekici bir kötü. Burada ne işi bu var? Newcastle seçmelerine geldim. Seçmeler mi? Evet. Onaylandı. Sen ciddi misin evde? Evet, evet. Gayet ciddiyim. Sahi mi? Haklı olup puding mi yemek istiyoruz? Evet, evet. Ya, o nedir acaba? Bilmek istemezsin. Futbol burada din gibidir. Londra'da her tür takımı tutarsın. Midland'de de öyle. Manchester'ı tutarsın. Liverpool'u tutarsın. Glasgow'u tutarsın ama burada sadece tüyün vardır. İşte orada. Menajer bu mu? Eric Dornhelm. Evet, Bay Dornhelm. Biraz ürkütücü olabilir. Doğrudan gözlerinin içine bak. Bakışlarımı fark yaratacağını sanmam. Merak etme. Bacaklarım yarasabilir ama. Bay Dornhelm, affedersiniz. Glenn Foy. Merhaba. Size sözünü ettiğim o genç bu işte. Merhaba. Los Angeles'tan. Santiago Muniz. Bu ne zamandı? Gecenin bir yarısı sizi aradığımda. Deneyeceğinize söz vermiştiniz. Evet, bir dakika lütfen. Bu sevdi mi? Evet, çok iyi oyuncu. Saatin olduğundan eminim. Ve çok pahalı bir marka olduğundan da eminim. Şu an saat kaç? Affedersin, hastanede hasta bir çocuk için forma imzalıyordum. Bak ne diyeceğim, orada birkaç basın mensubu da vardı. İmajımız açısından çok iyi olacak. Bence bu çok saçma. İçeride 6 muhabir, 50 dakikadır seninle konuşmayı bekliyor. İçeri gir. Ve bugün yedeklerle idman yapacaksın. Nerede oynuyorsun? Los Angeles. Sanırım... Yani saha içinde. Evet, takımda libero oynuyorum ama orta sahaya yayılırım. Böylece topu daha çok görürüm. Onu idman sahasına götür. Bakalım ne yapacak? Elbette. Teşekkür ederim. Pekala. Hey, buralardayım. Demek buradasın. Ne hissediyorsun evlat? İyi. Güzel. Mal Broadway, kulüp koçu. Burada oynadığın günlerden Glenn'in arkadaşıyım. Senden yanayım evlat, tamam mı? Evet, sağ olun efendim. Efendim değil, ben koçum. Efendim bize uymaz. Bugün maçı almamız gerekiyor, tamam mı? Hazır mısın? Evet. Güzel, gidelim.
Hadi. Endişelenme. Tamam. Hadi, hadi sağ içinde kal. Devam et. Hadi, hadi pas ver, hadi. Buradayım. Delikanlı. Senin orta sahada oynamanı istiyorum, tamam mı? Gavin, Gavin'i tanıyor musun? Hayır. Onun arkasında yer alacaksın. Tamam. İşte orada, tamam mı? Evet, işte orada. Sen şöyle gel. Eddie, saha kenarına. Tamam oğlum. Orta saha senin. Göster kendini. Hey Mel! Mel! Bu budalarda kim? Meksika'dan geldi. Ona iyi davran. Tamam, ona iyi bakacağım. Hadi pas ver. Hey gel! Hey! Yo! Yo! Nasıl gidiyorum ben? Nasılsın Fatih? Merhaba bakayım nasılsın? Brenny! O çocuğu da oyuna sokun. Bilmiyorum Glenn. Bacaklarım beynimin söylediklerini yerine getirmedi. Yarın daha iyi olurum, inan bana. Senin için yarın olmayacak Santiago. Arabaya bin. Biliyor musun, babam herkesin bir görevi olduğuna inanır. Da çalışırsın, ailene bakarsın, ölürsün. Ve bunun aksini düşünmek aptalcadır.
Affedersiniz efendim. Sorun değil. Kapıdaki görevliyle konuştum. İçeri girip birine bakabileceğimi söyledi. Uzun sürmez. Bay Dornhelm, Glenn Foy. Sabah görüşmüştük. Bakın. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bütün o sıkıcı konuşmaları kaçırdın mı? O sıkıcı konuşmalardan birini ben yapmıştım. Özünde kabul edilmedi. Eğer telefonlarımı açsaydınız burada olmazdım. Ne istiyorsun? Bakın şu çocuk. Santiago Muniz. Buraya oturmak ister misiniz? Tabii, teşekkür ederim. Bu bakın yoksul bir semtte büyümüş ve hayata sarılmasının tek yolu da o meşin top. Ben istedim diye 10.000 kilometre öteden geldi. Jet lag'e yakalandı. Çok gergindi. Ayrıca daha önce hiç çamur görmemiş. Ve siz onu bir çamur yığınına sokup zamanınızı cep telefonunuzla geçirdiniz. Bak onu gördüm ve yerden kalkmayı beceremedi bile. Evet ama sihirli bir an vardı. Topu alıp yönünü değiştirdiğinde McGowan'a döndü, topu indirdi. Bunu gördüm. İyi restoran. Servis de çok iyi. Bakın yetenek avcısıyken zamanımın çoğunu çamurlu günlerde birbirlerine tekme atan gençleri seyrederek geçirirdim ve sadece 40 yılda bir içlerinden biri yüreğinizi hoplatıverirdi. Bu genç gibi. Ona bir ay verin. Bütün güzel anılarımı bulmuşsun. Ben sadece bakıyordum. Bunları karım düzenlemişti. Birinci ligde oynadığını bana hiç söylememiştin. Evet ama fazla uzun sürdüğü söylenemez. Neden? Sakatlanmıştım dizimden. Şuraya bak. Formalar daha kısa, saçlar daha uzun. Yılda 8 milyon da kazanamıyordum. Ama yine de kahramandınız. Ha evet, futbolcular her zaman kahramandır. Babamın zamanında bile haftada 8 sterlin kazanıp kalan zamanlarını maden ocaklarında geçirirlermiş. Al bakalım. Hayır, 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 hayır. Bu çok özel. Bunu kabul edemem. Sana vermiyorum ki. Hadi dene, siyah beyazın sende nasıl duracağını görmek istiyorum. Ne faydası var? Ne faydası mı var? Bir aylık deneme süren var. Büyük anneni arasan iyi olur. Bir, iki, üç. Pekala ben iyiydim. Bu Santiago Muniz. Meksika'dan geldi. Hayır, Los Angeles. Los Angeles, her neyse. Ve bugün sona ermeden önce onu daha iyi tanımanızı istiyorum. Hayır, tamam mı? Hayır. Hadi işimize bakalım. Hey Santi, bir kez Meksika'ya gitmiştim. Öyle mi, sevdin mi? Bir hafta hasta yattım. Bir gün evlat. Evet. Ama bugün değil. Hadi yürü. İşte. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oturur musun lütfen? Tamam.
Pekala. Biraz yüksek çıkabilir. Peki neden? Çünkü bana çok yakınsın ve güzel kokuyorsun. Normal çıktı. Kulüp doktoru musun? Hayır, seni muayene edecek doktorun hemşiresiyim. Belgelerini hazırladın mı? Evet. Sadece anlamadığım birkaç sözcük var. Tamam. Ne gibi? İşte, şu sözcük gibi. O sözcük kardiyovasküler, kalp sorunları demektir. Hayır. Şuna ne dersin? Respiratory, ciğer ve solunumla ilgili sorunların var. Var mı? Hayır. Kaç kilo olduğunu ölçelim mi? Hı. Adın ne? Hemşire Ernest'in. Yani ilk ismi. Bunu bilmene gerek yok. Nerede oturduğumu, burcumu ve cumartesi günleri ne yaptığımı da bilmen gerekmiyor. Şimdi kan örneğini alacağım. Ah, öyle mi? İğnelerden hoşlanmam. Ama bir dövmen var. Yoksa silinenlerden mi? Çeteyle ilgili bir şey. Bir çetede miydin? Artık değil. Bir çeteden çıkmanın üç yolu vardır. Ya vurulursun, ya hapse girersin, ya da bir büyük annen varsa seni başka bir ülkeye gönderir. Affedersin sert çocuğum. Nasıl yani? Tamam dostum, sakin ol. Sakin ol. Hep böyledir dostum. Sakin ol, hadi. Sana tamam dostum, gel. Dostum, sana gülüyorum. Tamam, sakin ol. Onu boş ver. Onu boş ver. Aldırma mı? Aldırma. Hadi, hadi devam edin. Ne kadar zaman verdiler? Bir ay. Bir ay mı? Tanrım. Bu çok kısa. Benim 6 ayım var. Bundan önce Trevor Rivers'taydım. 14 yaşında benimle sözleşme yapmışlar. Öyle mi? Burada nasılsın? Daha yeniyim. Şişt. Bu Gavin Harris. Onunla 8 milyona sözleşme yaptılar. Bugün kas kafayla mı yemek yiyorsun Cem'i? Hugh McGowan 33 yaşında. Bacağında kopan liflerin hepsi eski haline dönmezse bir daha takımda oynayamayacak. Bana neden bu kadar kızgın? Çünkü sen takımda yenisin oğlum ve sende onda olmayan bir şey var. Dürüstlük. Dürüstlük mü? Evet. Yani oyuncuların çoğu, buna ben de dahilim, kendileri için oynar. Zayıf yanlarını kapatmak için bütün güçlerini sergiler. Dürüst olan büyük oyuncularsa riske girer çünkü başkalarının riske girmesine inanmazlar. Ceketini buraya koy, ben üç dediğimde. Pekala. Topu kontrol ederler, top onları kontrol etmez. İşte. Şuraya bak. İki ceket ve bir top. Hepsi bu kadar. İşim bitti mi delikanlı? Evet. Affedersin. Affedersin. Santi. Evet. İşte oldu. Hey dinle. Sana şehri gezdirebilirim. İstersen. Bu gece kulübe gideriz. Bevi'ye. Kadınlar. Peki kimliğe ihtiyacım olacak mı?
Cemlik mi? Evet. Cemlik mi dedin? Evet, yani burada içki içmek için kaç yaşında olmak gerek? 11. Merhaba Gavin. Pekala, dinle ahbap. İmzalı fotoğraf istiyorsan kulüpten iste, gerizekalı. Hey, dinle Elvis, ben kulüptenim. Hey dostum, ben de kulüptenim, tamam mı? Seni daha önce hiç görmedim. Çok sık çıkmam. Hey, hemşire Harnes'in, hemşire Harnes'in. Merhaba. Bizimle kulübe gelmek ister misiniz? Mümkün değil, orası budalalarla dolu. Peki, nereye gidiyorsunuz? Spyglass'a gidiyoruz. Ne diyorsun? Evet. Öyle mi? Evet. İşte geldi. Affedersin. Güzel bir kırmızı şorap. Dünya neresindensin? İspanya mı? Ya hayır, Los Angeles'ın. Ben de Merseyside'den. Los Angeles ve Merseyside mi? Sizin burada ne işiniz var? devam et. Biz Newcastle'da oynuyoruz. Oyuncularla çıkmam dediğini sanıyordum. Sakin ol. Henüz takıma kabul edilmiş değilim. Ortalama bir insandan farkın olmadığı sürece hayatım şansın var demektir. Laf edersin ama bunun anlamını bilmiyorum. Değişme demek, olmadığın biri olmaya çalışmak demek. Evet ama buraya gelmekle hayatım zaten değişti. Ben annem, babam ve kardeşimle kötü bir semtte büyüdüm. Değişiklik benim için iyi. Şimdi hatırladım. Sen şu dövmeli çocuksun. Ne? Ayak tırnağında çıban çıkmış olan çocuksun. Ya hayır, ah tanrım. Bundan söz etmemiz şart mı? Sanırım bu işte bütün oyuncuları çıplak görüyorsun değil mi? Ne söyleyeceğini biliyorum. Hayır. Kiminki en büyük demeyeceğim. Hadi sen beni ne sanıyorsun? Tamam, ne soracaksın? En küçüğü kiminki? Onunki olmalı çünkü bize söylemiyor. Markaj yap, markaj yap. Onunla kal. Neden pasını vermiyorsun? Tamam, pas ver. Pas ver. Lanet olsun. Hey mal. Muniz. Buraya gelin. Evet kızlar, devam edin. Hadi buraya toplanın. Güzel. Hey Mel, bana 5 dakika ver. Tamam patron. Teşekkür ederim. Şimdi, git dediğimde mümkün olduğunca hızlı şekilde koşmalıyı istiyorum. Tamam mı? Tamam. Git. Geri gel. Yine, git. Ne öğrendin? Orta sahadan gol atılabileceğini mi? Hayır. O top senden daha hızlı gidebiliyor. Bu yüzden pas veriyoruz, anladın mı? Evet. Bu bir ekip işi. Tek kişilik gösteri değil. Formanın önündeki şu isim arkasındaki rakamdan daha önemli. Tamam mı? Tamam. Ne? Görüşürüz. United için gerçekten geri sayım başladı. Sezonun bitimine sadece 3 maç kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için son 3 maçın hepsini kazanmaları gerekiyor. Buna bugün yapacakları maç da dahil. Hiç kolay bir maç olmayacak. Chelsea, koçları iyi, oyuncuları iyi. Kesinlikle öyle. Şu an maçtayım. Evet.
Merhaba Frankie. İyi misin dostum? Devre arasında görüşürüz. Şu an Gavin'in kız arkadaşı. Pekala. Geri. Dostum nasılsın? Merhaba tatlım. Hadi şuraya geç. Newcastle United'ın rakip kale önünde fazla etkili olmadığını gördük. Hey! Çekiniyor. Evet, hücum çizgisinde olmasına rağmen nedense topla buluşmaktan çekiniyor. Belki de ayağı sakat. Öyleyse alkol alsaydı. Tamam, onu çıkartın. Kola! Sen de gördün mü? Durum Newcastle için biraz kötü görünüyor. Yeni bir sakatla hiç ihtiyaçları yok. Takımda zaten birkaç sakat oyuncu var. 10 numara dışarıda, 23 içeride. Korner çizgisi, yerini sen de biliyorsun. Korner çizgisi. Kendi oyuncu Gavin Harris. Ne, ben mi? Hadi, evet, işte böyle. Gavin'i oyundan aldılar. Bu adam kendini ne sanıyor? Sen kendini ne sanıyorsun geri zekalı Alman? Yerine otur. Maçın bitimine sadece 5 dakika kaldı ve hala gol yok. Ve Chelsea de maçı kontrolünü alamadı. Ve gol! Sonunda golü attılar ve Patrick Kluivert. Hayır. Harika bir haberim var. Neymiş? Ben takıma girdim. Bu harika. Sadece bir haftalık sürem kaldı. Yani bu maç benim için çok önemli. Patron iyi oynadığımı görürse takımda kalırım. Anlıyor musun beni? Bundan eminim. Hey! Newcastle'da mı oynuyorsun? Evet. Tamam, öyleyse şunu imzala. Tamam. Yakında imzalı fotoğrafını da isteyeceklerini biliyorsun. Seni rahatsız ediyor mu? Yani futbolcularla nasıl bir problemin var? Futbolla hiçbir problemim yok benim. Benim problemim şöhretli. Babamdan dolayı bir rock grubundaydı ve bize zaman ayıramazdı. Olamaz, onu tanıyor muyum? Sanmıyorum, daha 3 yaşındaydım. Her neyse, demek istediğim bazı oyuncular onu hatırlatıyor. Önceleri basit ve normal insanlarken bir anda ailelerini unutan zengin pisliklere dönüşüveriyorlar. Beni terk edense annem olmuştu. Neden? Ne oldu?
Babam bundan hiç söz etmiyor. Tek hatırladığım babamın öfkesi ve içmesi. Beni oynarken hiç izlemedi. Futbolu seviyorum. Çok seviyorum. Her gün okuldan sonra, pazarları kiliseden sonra futbol oynardım ve bir gün bütün hayatımın futbol olmasını umut ederdim. Bunun için neden bu kadar uzağa gelmen gerekti? Bence bunu Azizlere sormalısın. Hadi söylesene büyük anne. Contarme qué. Me llamo Santiago. Se le escuchaba muy feliz. Ona maçtan bahsetsene. Jugará mañana por la noche. Para la reserva. Después de solo tres semanas, qué genial, ¿no crees? Se escapó como ladrón, sin ni siquiera despedirse. ¿Por qué tendría que importarme? Hey kızlar! Evet beyler, bu maçı oturun ve dinleyin. Evet. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Dagger Hamstring geri planda kalacak gibi ama en azından ilk yarı onu markaja alacağız. Santiago, sağ kanatta oynamanı istiyorum. Ama 8 numarayı bırakma. Gerçekten kurnaz bir oyuncu. Bunu sonra tercüme ederim. Jamie, 2 numaranın peşinde dolaşmanı istiyorum. Ve unutma, futbol oynarken seni paniğe sürüklemesin. Evet. Evet, pekala. Gidelim. Hadi beyler, işlerini bitirelim. Hadi çocuklar. Beni çok şaşırttın. Nasılsın Santiago? İyi misin? Sanırım bu yeter. Sanırım haklısın. Hadi. Tamam. Gidip bir duş al evlat. Senin neyin var ha? Gece hayatım. Peki söylemek istediğin bir şey var mı? Tamam. Bilmiyorum Santi. Yetenekli olduğunu biliyorum. Belki de İngiliz futbolu sana biraz ters geldiği içindir. Belki Los Angeles'ta oynaman daha iyi olacak. Gitmene izin vermem gerekecek.
Evet. Rose burada mı oturuyor? Rosis, konuğun var. Tanrım, anne hazır değilim. Sen Los Angeles'tan gelen çocuk musun? Evet, Santiago. Birazdan aşağı iner. Teşekkür ederim. İçecek bir şey alır mısın? Hayır, teşekkür ederim. Oraya yıllar önce kocam hala grupta çalarken gitmiştim. Sunset'teki Hayat House'da kalmıştık. Bugünlerde oraya Right House diyorlar. Senin arkadaşlarınla buluşman gerekmiyor muydu? Acelem yok. Tanıştığımıza sevindim Santiago. Ben de sevindim bayan. Bu ismi sevdim. Git artık. Ne oldu? Sana yalan söyledim. Fiziksel olarak astımım var. Tamam ama onlara da söyledin mi? Onlara söyleseydim bana şans vermezlerdi. Öyleyse şimdi söyle. Çok geç. Beni kovdular. Aa, Santi. Çok üzüldüm. Veda etmeye gelmiştim. Gidiyor musun? Yarın. Erken değil mi? Eğer takımda yoksan buraya ait değilim Rose. Ama başka bir takım bulabilirsin. Sanırım ben öyle aptalım ki bu işler nasılmış anlamadım. En kötüsü ailemi üzecek olmam. Hayır. Bunu yapma. Glenn'i. Büyük annemi. Büyük annemi. Bu her zaman oyuncuların başına gelebilir. Bu da oyunun bir parçasıdır. Hayır, dur. Birbirimize çok hastanıyoruz. Lanet olsun! Yoksa sen... Hayır. Ah, geçen hafta neden marştan aldıkları belli. Budalasın. Lastikleri mi kaybettiniz bayım? Siz ilk değilsiniz. Cennet taksi. Evet, taksi lazım. Acil. Ben Gavin Harris. Ben de Clint Eastwood'um. Mac Mayday'den. Bak, ben ciddiyim. O benim. Bana hemen bir taksi lazım. Lake Low yakınlarında mısın Gordon? Neden? Gavin Harris araçsız kalmış. Hemen taksi lazımmış. Arabamda müşteri var. Gavin A takımında oynayan biri. Onu hemen al. Şehir turu atalım mı dostum? Bir yıldız alacağım. Hey, sen Los Angeles'lı çocuksun değil mi? Sen de idmana mı gidiyorsun? Ya hayır, istasyona gitmem gerekiyor. Neden? Beceremedim. Evet, bana yolda anlat, tamam mı? Geç kalırsam Gaffer canımı okur.
demek Gavin Harrison. Suçluyum. Sen bir pisliksin. Bunu duymuştum. Hadi Santi. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bay Dornhelm. Onun gitmesine izin vermeniz gerçekten büyük bir hata olur. Onunla oynadım, ona karşı oynadım. Çok yetenekli biri. Diğer oyuncular kadar iyi. Yani teknik açıdan demek istiyorum. Senden de mi iyi? O seviyede diyelim. Bakın, dün akşam ilacını kaybetmişti efendim. Bu çocuğun astımı var. Bu doğru mu? Evet, ama bunu gizlemeye çalıştım. Yalan bir sorundur. Astım değil. İğne olabilirsin. Akupunktur da olabilir. Ülkendeki doktorun bunu sana hiç açıklamadı mı? Hiç doktorum olmadı. Los Angeles'ta kliniklere giderdim. İnsanlar senden büyük şeyler bekliyor Muniz. Tek istediğim onları haklı çıkarmak. Tabii bir şans daha verirseniz. Bunu hak ediyor musun? Hak ettiğimi biliyorum. Güzel. Doktora görün. Ona durumdan söz et. Sonra da rapor ver, tamam mı? Hadi. Teşekkür ederim. Gavin. Bunu yapman büyük incelikti. Evet. Bunu biliyorum. Şimdi neden diskotek tarzı giyinip idmana 45 dakika geciktiğini açıklar mısın lütfen? Geldiğince dikkat ettim. Yeter. Sakin olmasın, tamam mı? Eğer sakin olmazsan seni oyundan atarım, tamam mı? Bir daha denerken çok iyi düşünürsün. Benden hoşlanmadığını sanıyorum. Hoşlanmıyorum ama oradaki kız kardeşim ve sakatlanırsan çok üzülecek. Antonio Banderas'a benzediğini düşünüyorum. Hey, onu becerirsen seni öldürürüm. Tamam, çok az kaldı. Tek adım. Pekala. Pekala. Bir adım aşağı. Tamam. İşte böyle. Tanrım. Olağanüstü. İnanabiliyor musun? Hayır, hayır. Bir ay önce şehre veda etmek üzereydim ve şimdi bir sözleşmem ve bu küçük dairem var. Harika bir durum. Kirasını nasıl ödeyeceksin? Gavino. Arkadaşımla tanış. Merhaba. Kadın getirebileceğini söylememiştim. Affedersin, gideyim mi? Hayır, sadece şakaydı dostum. Ya. Merhaba. Nasıl gidiyor? Rahatınıza bakın. Sanırım buzdolabında bir şeyler olacaktı. Pizza kutuları ve kadın çamaşırları mı? Hayat tarzını anlamak zor sayılmaz.
İyi biridir. Hayatımı kurtardığını unutma. Çılgın hayat tarzını da biliyorum. Biz profesyoneliz. Futbol bizim hayatımız. Seni gördüğüme sevindim. Bu gece nasılsın? Nasılsın? Beni ara. Teşekkür ederim. Pekala. İyi misin? Colin, bak bu çok iyi bir teklif ama sakın unutma. Evet, nedenini söyleyeyim. Çünkü başkan bir budala. Patron bunu biliyor ve bir şey söylemiyor. Bu da onu zor duruma sokuyor. Oyuncular da biliyor. Evet, soyunma odasında bilmeyen yok. Güzel değil mi? Evet. Gav. Burnunu dövüş. Pekala. Tamam. Haftanın 7 günü dostum. Hey dinle, bu gerçekten güzel değil mi? İşte geldik. Pekala dostum. Nasıl gidiyor? Şuraya bak. Hey dostum, nasılsın? Seni görmek güzel. Santi'ye merhaba de. Merhaba. Santi, iyi olduğunu duydum abi. Bak, cumartesi günü 2 gol birden attı. Ha. İyi mi? Tamam. Merhaba, nasıl gidiyor? Evet Santi, sözleşmen bu sezon bitecekmiş. Seninle kimin ilgilendiğini sorabilir miyim acaba? Ne Glenn? Glenn Foy mu? O garajda çalışıyor hele. Şey aslında ben... Evet dedim. Hayır, beni yanlış anlama. O iyi bir insandır. Yani eskiden gerçekten müthiş bir oyuncuydu. Ama pazarlama konusunda ne bilebilir? Reklam konusunda ne bilebilir evlat? Gelecek sezon gerçek bir takıma gireceksin. Bunu ben sağlayacağım. Gerçekten. Hey Santi. Dans etmek ister misin? Aa, dikkat et, o salsa uzmanıdır. Hayır, teşekkür ederim. Özgür. Alo. Santiago. Hey kardeşim, nasılsın? Olamaz. Hey baba Santiago. ¿Qué hablar contigo? ¿De qué no estoy? Seninle konuşmuyor, tamam mı? Sorun değil evlat. Devam edin. Onları saha sonuna dek götür Andy. Beni biraz açılsınlar. Öyle değil mi? Gözüm üstünde olacak Cookie. Evet, seninle duşta görüşürüz Bobby. Ne oldu? Ne mi oldu? Az önce asıl listeyi gördüm. Takımda yokum. Yedeklerde bile yokum. Anlayamıyorum. Benden istediğin yerde oynadım. Benden istediğin şekilde oynadım. Seni ben çıkarmadım evlat. Bu benim işim değildi. Neden söz ediyorsun? Asıl takımda oynayacaksın. Londra'da. Bu cumartesi. Santiago! Hala ne bekliyorsun? Hadi. Tamam çocuklar. Çalışmaya başlayalım. Hadi. Chelsea karşısında son anda galibiyeti aldı ama bu onlar için yetersiz. Liverpool hayallerine son verebilir. Bundan daha kötüsü bugünkü Newcastle United kadrosundaki oyuncuların çoğunun sakat olması. Yeni oyuncuları Santiago Muniz ise çok çok az bilinen biri.
Kesinlikle öyle ve açıkçası Martin, Glenn Foy tarafından Los Angeles'ta keşfedilmiş biri ve orta sahada oynayacak. Yedek takımda üstün performans sergilediği söyleniyor ama birincilikteki maçlar çok daha zorludur. Bugünkü maçta nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyorum. Ne kaçırdım? Çok az bir şey. Şimdi nasılsın? Aa, 3 puan alırsak daha iyi olacak. Sen giriyorsun. Bu gerçekten riskli bir iş ama bu koşullar altında başka seçeneği olduğunu sanmıyorum. Bu genç adam için heyecanlı bir gün olacak. Senin için iyi bir şans. Ceketini ver oğlum. Onlara niçin doğduğunu göster. Bu çocuk da kim? O benim oğlum. O benim oğlum Santiago. Ben babasıyım. Eğer gol atarsa içkin benden dostum. Hadi bara otur. Hadi. Gel buraya. Gracias. Penaltı kaçarsa bakamayacağım. Pekala, herkes sakin olsun, tamam. Bundan nefret ederim. İçki için erken. Newcastle'da erken değil. Evet. Evet Santi. Sadece birkaç saniye kaldı. Ve bu şekilde biterse Newcastle oyuncular için gerçekten mutlu bir akşam olacak. Sakin ol, biraz uzanman lazım. Evet. Hadi. Ya, seni sansa adam. Muniz. Çok güzel. Biliyorum. Bu harika. O penaltıyı kazanınca neler hissettin? Ya sanırım şey... golü mü? Diğer iki oyuncunun senden iyi pozisyonda olduğunu görmen gerekiyordu. Ama onlara hiç pas vermedin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Merhaba. Lütfen saçmalama dostum. Erik herkese sataşmayı biliyor. Çok iyi oynadın. Bunu herkes gördü değil mi? Hey, merhaba Johnny. Santiago. Merhaba.
Kutlarım dostum. Bugün olağanüstüydün. Ya teşekkür ederim. Ailemde herkes Real Madrid'i tutar. Büyükannem seni çok sever gerçekten. Evet, bu şekilde devam edersen bir gün orada olursun. Sonra görüşürüz. Memnun oldum. Yani nasıldır bilirsin, hey, servis işi. Gabino, az önce... Gel seni dostlarımla tanıştırayım. Bu Zizo. Hola. Merhaba. Bu Raul. Santiago Muniz. Hola. Merhaba. Gustazo. ¿Qué haces con este? Él es el del coche. Sí. Sí. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, ¿eh? Está bien. Suerte. Kendine iyi bak ha. Sonra görüşürüz. Evet dostum, buraya film çekimi için geldiler. Büyük para var Santi. Hadi gidelim. Burası ölü. Ne? Nasıl yani? Nereye? Bu benim şehrim evlat. Çocuklar, neredeydiniz? Sizin için araştırma ekibi gönderecek. Çok güzel parti dostum. Bu parti değil. Neden söz ediyorsun? Hadi peşimden gelin. Yine lütfen. Hadi baylar. İşte parti bu. Merhaba çocuklar. Keyfine bak evlat. Senin doğum günün. Çalmalıyız. Hadi. İşte böyle. Tamam. Çok güzel. Hadi. Affedersiniz. Tamam mı? Utanma. Olma dostum. Aa, harika. Evet. Bunu sevdik. Çok iyi. Biraz kontrol. Çok iyi. Neden bu çift bizden doğru? Aa, utanma. Annem burada değil. İşte böyle. Tamam mı? Çok iyi. Çok iyi. İyi bir golcü değil mi? Senin tarzın değil mi? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Oradaki kızların çoğuna bir şey söylemen gerekmez. Bir sevgilim var. Öyle sanıyorum. Gerçekten hoş biriyle tanıştım. Şanslı bir kızmış. Sen Gavino ile nasıl tanıştın? Böyle bir partide. Hep aynı insanlar. Erkekler, modeller, futbolcular. Evet. Dinle gittiğimi ona söyleme. Farkına bile varmazsın. Açıklamak ister misin? Açıklayacak bir şey yok efendim. Sadece ne partide her yer kızlarla doluydu ve... Bu kulübe katıldığın zaman kulübü temsil etmiş olursun. Bay Dornhelm, bu benim hatam değil. Kendini bu şekilde teşhir etmen sadece senin hatandır. Diğer oyuncu kimdi? Diğeri mi? Burada Newcastle'lı iki yeni oyuncu diyor. Evet. Diğeri kimdi? Bunu söyleyemem efendim. Yani bana bunu söylemeyecek misin? Evet. Rose. Rose. O fotoğrafı açıklamam lazım. Hadi. Ne fotoğrafı? Sanda çıkan fotoğraf. Onları okuma. Güzel. Öyleyse daha görmedim. Ben gösterdim. İyi bir parti olmuş gibi. Peki bu göğüsler gerçek mi? Göründüğü gibi değildi. Bak, bundan söz etmek istemiyorum. İşim var. Bence arkadaşın Cem'i ziyaret etmelisin. Şu an bey koğuşunda kalıyorum. Hey. Merhaba Santi. Ne oldu dostum? Yedekler maçında sakatlandım dostum. Ve beni MR için buraya gönderdiler. İyileşeceksin. Bugünlerde her şeyi tedavi ediyorlar. Bilmiyorum. Böyle olması insanın moralini bozuyor. İnan bana dostum. Çalım atabileceğimi düşünmüştüm. Salsa dersleri. Kırdağı parçalanmış. Dizindeki liflerde de bazı kopmalar var. Bunun anlamını bilmiyorum. Sadece söyle, yine oynayabilir mi? Koşmadığı sürece belki.
Nasıl gidiyor? Merhaba. Beni koruduğun için sağ ol dostum. Sen bir numarasın. Adımı verseydin işimi bitirmişlerdi. Ödeştik değil mi? Artık sana bir borcum yok. Tamam. Hayatını mahvediyorsun dostum. Christian'ı da bu yüzden kaybettin. Geri dönecek. Hayır, dönmez. Neden dersin? Çünkü senin arkadaşlarına dayanamıyor. O fotoğraf gazeteye nasıl çıktı dersin? Bluetooth sattı. Ve diğer dostu seni de götürdüğü yerlerde uyuşturucudan ne kadar kazanıyor acaba? Beni bunları bilmeyecek kadar saf mı sandın? Bunlar hayatımızın en iyi yılları. Kaç yılımız var dersin? Şanslıysak 10 mu? Jenny gibi sakatlanırsak çok daha az. Her şey elimizden bir anda kayıverir. Anlıyor musun beni? Çık dışarı. Hadi defol. Ya subieron todo? Babam nerede? Está colocando los aspersores. Hadi gidelim baba. Baba. Bak, buraya gazetedeki fotoğraf açıklamaya gelmiştim. Santi Los Angeles'tan aradılar. Büyük anneni araman gerekiyor. Peki iyileşecek mi? Ölmüş. Tamam. Hayır, sorun değil. İşte. Her şey için teşekkür ederim. İyi yolculuklar. İşte böyle. Zekircik, teşekkür ederim. Hey patron. Konuşabilir miyiz? Evet, lütfen. Dinle, o fotoğraftaki diğer oyuncu bendim. Ha, şaşırdım. Ve bilmen gerekiyor. Santi'yi benimle birlikte o partiye sürükleyen oyuncu da bendim. O gitmek bile istemedi. Onun tarzı değil. O iyi bir çocuk. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Yüklü banka hesapları olan çocuklar yine de çocukturlar. Senin için bu artık mazeret olamaz. Kaç yaşındasın? 28. 29 sanırım. Evet, yaklaşık. Genç oyuncuların seni örnek almaları gerekiyor. Ve saha dışında da. Yanılıyor muyum? Dediğini anlıyorum patron. Ve bunu söyleyen ilk kişi sen değilsin. Thank you.
Pronto. Con prisa. Santiago. Déjala. Déjala, Belda. Çocuklar, uzun bir gün olacak. Senin burada ne işin var? Neden o uçakta değilsin? Havaalanında oturdum ve kendime şöyle dedim. Artık bir mazeretim var dostlarıma ve aileme neden başaramadığımı gösterebilmek için. Evet, benim babam öldü. Eve dönüp işlerle ilgilenmeliydim. Neden ihtiyacım vardı biliyor musun? Hayır. Çünkü babam böyle düşünmemi isterdi. İnancımı elimden almıştı. Tutkularımı benden almıştı ve köreltmişti. Yok etmişti. Anlıyor musun? Evet. Mazerete ihtiyacım yok. Yeterince iyi olmadığımı söyleyebilecek tek insan sensin. O zaman bile farklı fikirde olabilirim. Haklısın Santiago. Geri dönmenin anlamı yoktu. Bu Tanrı'nın arzusu. Şihido. Merhaba. Merhaba. Peki şimdi nasılsın? Babamdan yana hiç huzurlu olmadım. Onun da huzurlu olduğu söylenemez. Hayır ama beni hiç affetmedi. Bunu bilmiyorsun. Nereden bilebilirsin ki? Eve gönderdiğim fotoğraflar ne olacak? Orası artık evim mi bilmiyorum. Evet, evin. Yeşil bir ev. Ve içi güzel insanlarla dolu. İyi misin oğlum? İyiyim patron. Bir babayı yitirmek çok zordur. Bunu kendimden bilirim. Evet, teşekkür ederim. Burada olmamalıydın. Sensiz de idare edebilirdik. Orada olmalıydın. Sadece hissetmek istedim, bilirsiniz. Sahada olmayı. Cumartesi göreceksin. Hadi şimdi dışarı. Por favor. Sonunda Liverpool maçına hazırlanıyorum. Tamam. Öyleyse bize de bilet al. Evet. Çok iyi oğlum, çok iyi. Evet, bundan hiç şüphem olmadı. Seni ilk gördüğümde Phil'e söylemiştim. Değil mi Phil? İşte bu çocuk demiştim. Hayır demedin. Sana borçluyum dostum. Hatırladın mı kahvaltı? İşte. Ah tanrım. Hadi bunu kutlayalım. Bu Gary'nin ev isteği mi? Nerede?
Hey, kulüpten iki kızla buluşacağız ve sonra evime gideceğim. Tatlı hayat. Şaka yaptım. Sadece pizza yiyeceğiz. Hey, üstünü kapar mısın donmak üzere? Ceket al. Pekala, dinleyin. Çocuklar. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Santiago Muniz'e başlamayı yeğledi. Takıma girdiğinden beri bu ikinci maçı. Ve sanırım taraftarlar ve takımı ondan geçen hafta sergilediği performansı sergilemesini evet, bekliyorlar. Şimdi meşgulüm. Seni sonra ararım. Affedersiniz. Hadi! Hadi! Küçüğe yer açın. Bizim çocuk. Diyor? Peki ne kadar oldu? Bir dakika. İşte Santiago. Liverpool'dan bir orta ve Alan Shearer topu kaptı. Newcastle United için karşı atak başlatmaya çalışıyor. Sağ kanattan yardım aldı. Stephen Carr. Ve top şimdi dahilde. Ve Harris orta sahadan çıkıyor. İşte Harris geliyor. Kafa. Ve gol. Gol Harris. Newcastle'ın düşüşü şimdi başladı. Ve böyle gidecekmiş gibi görünüyor. Ve Freaky hemen kullanıyorlar. Corner. Atış yapıldı. Ve Liverpool'u şimdi yakalıyor. 1-1. Bir.
ama Newcastle maçı henüz bırakmış değil. Ve Baroš atış için bir şans yakaladı. İçeride Liverpool'a da geçti. 2-1. Gördüğünüz gibi goller çabuk geliyor. Newcastle'ın morali bozuldu gibi. Yeniden toparlanabilecekler mi? Ve ikinci yarı başladı. Liverpool ikinci yarıya çok hızlı başladı. Taraftarların da çok büyük desteği var. Gerard için büyük bir fırsat. Top az farkla dışarıda. Ve top tekrar oyunda. Newcastle için iyi bir gece olabilir. Ve şimdi Muniz. Takımın en genç oyuncusu şu an Alan Shearer'la baş başa kaldı. Barry. Onun geleceğini. Harika bir oyuncu olabilir. Onu boş bırakamayız. Biliyorum. Her yer köpek balığı. Biliyorum. Bu yüzden benimle sözleşme yaptı. Ne dedin? Newcastle bu akşam elinden geleni yapıyor. Ama unutmayın. Maç bu skorla biterse gelecek sezon Avrupa'ya Liverpool gidiyor. Dördüncü hakem maçın 3 dakika uzayacağını gösteriyor. Ve Newcastle'ın 3. golü atması lazım. Atsana onu. Ona kalk göstersene. Bu Newcastle için gerçek bir şans. Ama atışı kim yapacak? Hey Santi. Bu senin. Umarım ne yaptıklarını biliyorlardı. Atışı Santiago Muniz kullanacak. Bitime saniyeler kaldı. Şu an tüm şehrin hayalleri onun yapacağı işte bu atışa bağlı. Hadi. Aklı burada değilsin. Hey hadi. Hadi. Babasıyla tanıştık. Nasıl olur? Fulham maçında buradaydı değil mi? Çok sevinmişti. Öyle değil mi? Evet buradaydı. Babam burada mıydı? Evet buradaydı. Artık maçın bitimine çok az zaman kaldı.
Biri seninle konuşmak istiyor. Öyle mi? Alo. Santiago. Santiago, maçı izledik. Julio ve ben. Hayır, Glenn'in kızı getirdi. Harikaydın canım. Si. Ve babanla ilgili bir şey söylemek istiyorum Santiago. Hey Glenn. Fulham maçını hatırlıyor musun? Babam maçı izlemiş. Beni oynarken görmüş. Bugünkü maçı da izlemiş olmalı. Silver screen, and all the things you could have.